Bir yerde bir eğlence yapılacaksa ve kültürel bir şey aktarılacaksa bu Burhan'la beraber yapılacak. Bu bir şart haline geldi. Bu bir şart haline geldi. Beri yandan fiziğin itibariyle yani bu ırkın, bu topraklarda yaşayan ırkların en güzel bir resmini vücudunda taşıman itibariyle, ya bir kadın gibi iltifat ediyorum sana şu anda, farkındasın. Bu bıyıkların, bu saçların ve bu yüzün ve bu sinematografik yüzün sayesinde bütün kadınlar sana bayılıyor. Şimdi eğer sen bütün bunların bilincinde olarak her gece eve yalnız dönüyorsan senin bileceğin şey. Ama ben sana diyorum ki bu Anadolu topraklarındaki ırkların en güzel adamlarından birisi. Ve bütün kadınlar sana bunu söylüyor. Şımarmamak imkansız. Doğru mu çocuklar? Kesinlikle. Beni mahcup ediyorsun. Bütün, ama tabii ki hayır, mahcup etmek değil. Bu gerçek. Yani bu bir kere bu bıyıklar. Yani bu Tanzimat Efendisi'nden Cumhuriyet Efendisi'ne, Cumhuriyet Efendisi'nden 2020'li yıllara gelen bu Türk yüzü. Türk, yani bir filmde bir Türk'ü oynatmak istiyorsak herhalde Tunceri ya da Okan'ı oynatmayacağız değil mi? Burhan'ı oynatacağız. Yani bundan eminiz. Öyle mi kızlar? Bir de bunun üzerine Burhan şöyle bir şey yapıyor. Mesela Hülya Avşar'da yaptın onu değil mi? Kaç sene önce. Deli ettin beni. Beni deli ettin. Hülya'nın şovundaydı galiba. Ben sizi de çalarım dedi kadınlara. Böyle bir şey olabilir mi? Tunca, sen Hülya'nın şovuna çıksaydın, Hülya'yı alıp gitar olarak çalabilir miydin? Hayır. Kimde söyledin? Hülya'da mı söyledin? Birisine söyledin bunu, birisine yaptın. Birisine bir kadını çalabileceğini söyledin. Çok acayipti bu. Evet. Yani oradan millet deli oldu. Orada deli, ben deli oldum yani kıskançlıkla. En azından ben deli oldum. Dedim ki kendi kendime, ulen dedim, bu kadar talk show'a çıktım, hiçbir kadını çalabileceğimi söylemedim dedim. Sen yaptın. Belki ve deli oldun. Belki kalbine çalacağımı söylemişimdir. Kalben. Aa, kalbin çalacağım. O da olabilir. Evet, olabilir. Ama hakikaten bunu yaptı. Çünkü masayı çaldı, duvarı çaldı. En sonunda oradaki şovdaki kadın dedi ki beni de çalabilir misin dedi. Tabii ki çalarım dedi. Bitti abi konu. Bitti. Biz bunu yapmaya... Bak kaç tane akor basıyorsun orada? Hiçbir halta yaramıyor. Hiçbir halta yaramıyor. Çünkü bir klavye var, bir bilmem ne var falan filan. Ama Burhan her şeyi çalabiliyor. Önümüze gelen her şeyi çalabiliyor. Bu bambaşka bir şey. Müthiş bir şey. Peki, şimdi bir de şunu göreceğiz. Kaputa Vur kampanyasına katıldın. Çok güzel bir iş. Evet. Çok güzel bir iş. Evet. Özellikle arabalarla ilgili, araba hareket etmeden ne yapmamız gerektiğiyle ilgili onu da izleyelim lütfen. Çok duyarlı bir iş. Beni deli eden şu, yani kedilerle ve köpekler, kedilerle ilgili. Kediler, evet. Evet, kedilerle ilgili bir şey yapıyor. Evet ama şimdi problem şurada benim açımdan. Yani kedilerle ilgili bir kampanya mı yapıyoruz ya da Burhan'ı hemen bu gece eve alın kampanyası mı yapıyoruz? Çünkü ben bir kadın olsam gecenin bir saatinde bir arabanın önüne bir tabure koyup herhangi bir arabayı çalan bir adam da hemen Burhan'ı arayın. Hemen evin anahtarını paspasın altında koydum. Hemen gelsin derim. Yani Burhan'da böyle bir özellik var. Bu senin sahip olamadığın her şey. Sabahlara kadar gitar çalsan, Jimmy Page'den daha iyi çalsan, meow yapsan şunu yapamazsın. Bunu yapmana imkan yok. Bunu yapabilen tek bir adam var, Burhan. Guya kedilerle ilgili bir şey yapılıyor ama kediyi mi eve alırsın, Burhan'ı mı eve alırsın desen bütün kadınlar der ki hemen Burhan gelsin, kediyi boş verin. Devam.
Dur! Bütün bunlar bir kedi için mi yapılıyor? Evet. Ama bir kadın bunu seyrettiğinde der ki, bu arabaya bunu yapıyorsa, kaportaya bunu yapıyorsa bana neler yapmaz? Yahu kaportaya bunu yapıyor. Yağmurlu bir gecede bir arabaya, yani o kadar tasarlanmış bir şey ki yıllardır bunu çekiyorum. Ya bir seks silahı olarak Burhan'ı çekiyorum. Ve ben bunun için saatler harcıyorum, laflar harcıyorum, insanların beynine girmeye çalışıyorum. Burhan şöyle yapıyor. Taburemi getirdiniz mi? Araba orada mı? Okey. Tabureyi koyuyor. Kediyi boş verin, Burhan'ı getirin. Devam. Harikuladesi. Ve bence dünyada çekilmiş en iyi sosyal kampanyalardan biri sayende. Şimdi bunu Havas yaptı. Reklam ajansı dediler ki böyle bir sosyal kampanyamız var. Sosyal sorumluluk projesi. İlgili dinledim ama kedi olunca işin içinde, kedi sever olarak tabii kedim de var. Numaracı. Hemen kabul ettim ve gerçekten. Ay, kedin de dişi yani, dişi. Aa, tabii kedin de dişi olacak. Kedin nasıl erkek olabilir? Of. Senin ve benim kedimiz erkek olabilir mi yani? Yani böyle bir rekabete katlanabilir miyiz yani? Senin evindeki kedi erkek olabilir mi? İyi akşamlar Burhan, sen mi geldin? Yani böyle bir erkek kedi olabilir. Süpersin Okan ha, ya. Ya büyüksün baba. Vallahi. Harikuladesin. Yani bu acayip bir tarz ve kesinlikle yani o kadar bana mesela bizim bağımsızlık savaşımızdaki, Tanzimatımızdaki, Osmanlı'daki, Türkiye'deki insanları anımsatıyorsun ki o güzel yüzünle, bıyıklarınla filan. Hakikaten gurur duyuyorum. Yani böyle bir erkek arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Ve burada hakikaten insanları heyecana sürükleyen bir adam var yıllardır. O da Burhan. Burhan böyle yapıyor bize. Sen beni sanırım Paris'te İlk kez duyduğun ismimi veya evet, ismi gördüm. Evet, kesinlikle öyle. Yıllar önceydi. Kesinlikle öyle. Kaç yıl falan var mı? Evet, var. Yani hakikaten bir kahramansın ve tabii ki filmler bunda çok çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi yeni bir film var. Nedir bu film? Anlatır mısın bize biraz? Yuvaya Dönüş. 12 Temmuz'da vizyona girdi. Ekim ayında Japonya'da vizyona girecek çocuklar. İran-Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran'dan Türkiye'ye getirilişi, evet, ve bu olayın perde arkasında yatan bilinmeyen bir aşk hikayesinin anlatıldığı film. Senaristi Fatih Özcan, Şeyda Delibaşı, yönetmeni ise Hakan Kurşun. Ama kitabın yazarı Erdal Güven. Evet. Orijinal kitabın ismi Tahran'dan Kaçış. Güzel. Sonra Yuvaya Dönüş diye değiştirildi. Hmm. Kapadokya'da, İstanbul'da ve Tokyo'da, evet, çekimler yapıldı. Nasıl bir rol alıyorsun orada? Şimdi ne kadar yaptım? Çok sinema filmi yapmadım ama gelen tekliflerde böyle dominant karakterler, baskın karakterler, özellikle mafyoz, Godfather, bu tarz şeyler geliyordu. Hatta 3-4 tanesinde oynadım. Hmm. Ondan sonra bu rol gelince vicdan azabı çeken, çok trajedik bir yaşamı olan, aslında güçlü eski bir istihbarat subayı, Tahran'da o görevdeyken bu 215 Japon yolcuyu kurtarıyoruz. Önce Ankara'ya geliyor, ikmal yapıyor uçak, ondan sonra İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan Tokyo'ya gidiyor ve bu Japonlar kurtarılıyor. Bu gerçek bir hikaye. 1984-85 yıllarında Körfez Savaşı'nda geçiyorlar. Bu 215 tane Japon yatırımcı mahsur kalınca o dönemin başbakanı Özal'ı arıyor. Bize yardım eder misiniz diyor. Özal da bir Türk Hava Yolu'ndan bir uçak yolluyor.
Ondan sonra orada ben işte o görevliye şey yapıyorum, yolcuları uçağa bindiriyorum. O yolculardan bir tanesi de, kızlardan bir tanesi benim sevgilim. Güzel. Keiko rolünde. Ve onun hamile olduğunu bilmiyorum. Sonra şimdi de her şeyi ipucu vermeyeyim, heyecan kaçar. Ondan sonra bir takım şeyler oluyor işte. Kızımız oluyor. Kızın Tokyo'dan gelip babasını arayışı. Yani diyor ki ben yani bir baba kız ilişkisi ama trajik bir şekilde dram. Onu işliyoruz. Tokyo'dan gelip babasını yani beni arıyor. Ve buluyor sonunda da bir happy end. Ve böyle bitiyor. Enteresan bir konu. Gerçek bir hikaye tabii. Umarım ilgili izlenir, beğenilir. Peki. Mutlaka gidelim. İyi filmler seyirciyi hak ediyor. Tabii ki ülkemizde, sinemamızda bir kriz var. Bence çok yapay bir kriz. Patlamış Mısır'dan filan çıkan bir kriz. Evet, bunun sinemayla ilgisi olmayan bir kriz. Dolayısıyla Patlamış Mısır'ı bir kenara bırakalım ve sinemada izlenir, kuralı uyarınca mutlaka gidip bu filmleri görelim. Bence çok heyecanlı. Anlattığı öykü çok heyecanlı. Çünkü sinema bize sürekli güzel öyküler sunuyor. Ve sinemaya giren insanlar, Burhan abi dahil, hakikaten sinemaya saygı duyarak giriyorlar. Birçok sanat işinde görüyoruz ki insanlar günlük para kazanmak için yaptıkları halde sinema böyle bir şey değil. Sinemaya birçok insan hiç para kazanmadan, hiçbir hesap yapmadan hizmet ediyorlar ki sen de öylesin. Bir küçük daha bir not lütfen düşebilir efendim. Miyim? Lütfen efendim. Şimdi 2 sene, 2,5 sene önce Kapadokya'da, biliyorsunuz Japonlar Kapadokya'yı çok seviyorlar. En çok gittikleri, ziyaret ettikleri coğrafya orası. Evet. Talihsiz bir şey yaşadık yani hep beraber. Bir genç kız tecavüze uğrayıp öldürülüyor. Bunun üzerine Japon imparator, biliyorsunuz Japonlar ya böyledir ya da böyledir ya. Diyor ki turist gitmeyecek Türkiye'ye. Ne oluyor dolayısıyla? Turizm önemli bir turizm şeyine darbe vurulmuş oluyor. Ondan sonra böyle de bir hikaye var, böyle bir kitap var, gerçek var. Niye böyle bunu Japonlarla çekip bunu şey yapmayalım. Aradaki o soğuk havayı biraz da ısıtalım. Yani şimdi burada Japonya... Bizim Kültür Turizm Bakanlığımızın bundan haberi var mı? Efendim? Tabii ki onların da maşallah, desteği var. Maşallah onların da desteği var. Yani farklı biraz da burada şöyle bir şey yapıyoruz. Yani hem Tokapodaki'nin güzelliği hem Türklerin misafirperverliği aslında biz öyle şey bir millet değiliz ama maalesef oluyor böyle talihsizlikler. Derken bu arada bir Türk erkeğine yani orada şimdi ben baba rolünü oynuyorum. Japon sevgilisi, karısı, ona olan sadakati, ona olan büyük aşkı, ona vicdan çektiği o vicdan azabı ve kızına karşı da bunu burada işliyoruz aslında. Yani şunu demek istiyoruz. Bir Türk erkeği bakın sınırlar ötesi ve zamanlar ötesi ırk, rasizmus yapmadan, ayırmadan sevdi mi kadınını gerçekten seviyor. Yani burada bir Türk erkeğinin Japon kadına, kızına olan büyük aşkı işleniyor. Ve sanırım Japonya'da da oynadığı zaman bu film pozitif bir reaksiyon alır, ilgi görür ve aradaki o soğuk hava en azından ısınmış olur veya tekrar ilişkilerimiz düzelir. Harikulade. Hanımlar, beyler, bir sanat militanı ve bir müzik militanı Burhan Öcal'ı alkışlıyoruz hep beraber.